Merhaba arkadaşlar, Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size tığ ile nasıl çilek yapabileceğinizi göstereceğim. Oldukça basit, ikili trabzan, zincir ve kaydırma tekniklerini kullanarak yapacağız. Bu çilekleri anahtarlık yaparak değerlendirebilirsiniz ya da yılbaşı ağacına asabilirsiniz. Evinizde dekoratif olarak değerlendirebilirsiniz. Çok hoş ve güzel bir obje. Kullanacağım ipim Ören Bayan Madame Petit, 100 gramlık bir yumak, 250 metre, %100 akrilik anti-peeling bir ipim. Sarı ipimin renk numarası 139, yeşil olan 133, vişne çürüğü ya da bordo diyebileceğim rengim 136. Şiş olarak 4, 4,5-5 milim kullanabilirsiniz. Tığ için ise 2,5 milim tığ uygundur. Şimdi hazırsak çileklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Çileğimin tepesine sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapmayı bilmeyen arkadaşlar için ekranımızın sağ üst köşesine daha önce çekmiş olduğum sihirli halka yapım videosunun linkini hazırladık. Oraya tıklayarak nasıl sihirli halka yapabileceğinizi görebilirsiniz. Hemen 3 zincir çekerek trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Zincirleri trabzan olarak saymıyorum ben. Bu yüzden 2 tane İkili trabzan hazırlıyorum. 1 ve 2. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan ve 2 zincir. Pardon, 1 zincir. Bu şekilde ikili gruplar halinde toplam 12 tane ikili trabzan hazırlayacağım. Araya bir zincir çekeceğim. 1, 2 ve 1 zincir. 11 çift ikili trabzanım oldu. Şimdi bir çift daha yapıyorum. 1, 2, bu 12. oldu. Araya bir zincir çekiyorum. Şurada çekmiş olduğum zincirle trabzanımın arasına birleştireceğim kaydırma tekniğiyle. İkisinin arasından geçirdim. İpimi yakaladım ve ilmeğin içinden çıkarttım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada ipimi sıkılaştıracağım ki halkam küçülsün. Böyle çektiğiniz zaman şöyle arka yüzden göstereyim. İstediğiniz kadar küçültebiliyorsunuz. Evet. Şimdi ipimi buradan koparacağım çünkü çileğimin göbeğini hazırlamış oldum. Evet. Burada biraz volanlanıyor ama problem değil, daha sonra toparlanacak. O arkadaki ipimi sabitlemek için herhangi bir noktadan bir zincirle sağlamlaştırıyorum. Bu ipi buradan kesiyorum. Bunu ise diğer ipime geçtiğim zaman arada gizleyerek devam edeceğim. Şimdi diğer rengimi aldım. Herhangi bir noktadan tek zincir çektiğim aradan diğer ipimi geçirdim. 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya çıkacağım. Dediğim gibi bunu, bu ucunu bu şekilde yürüterek gizleyeceğim. Aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Araya mutlaka bir zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine geçip tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda gene 12 tane grup hazırlayacağım. Bir zincir ve diğer yuvaya geçiyorum. Hiçbir yuvayı atlamadan devam edeceğim. Başlangıç noktasına geldiğim zaman tekrar kaydırma tekniğiyle bir üst sıraya çıkacağım. Bu ipimi yeterince gizledim. Daha sonra bunu keseceğim.
Bunu bu şekilde arkada bırakıyorum. Hemen diğer yuvaya geçiyorum. Bir zincir. Ne kadar olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yarısına gelmişim. Şimdi tekrar bir zincirin arasına giriyorum. 1, 2. Bir zincir. Şimdi bu ipimi yürüteceğim. Hemen diğer zincire geçiyorum. Birer tane çekmiş olduğum zincirlerin arasını ikili trabzanlarımla dolduruyorum. 1, 2 ve 1 zincir. Bunu da yeterince yürüttüm. Şimdi bu uçları keserek temizliyorum. Evet. Birleşme noktasına kadar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane dolgumu hazırladım. Bir zincirimi çektim. Şimdi tekrar birleşme noktası olan şu çekmiş olduğum zincirin ve trabzanın arasına giriyorum. Bu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi buradaki boşluğa geçebilmek için iki trabzanın arasındaki tepeye tekrar kaydırıyorum ve boşluğa tekrar kaydırıyorum. Böylece bu araya gelmiş oldu. Bir üst sıraya çıkacağım. 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar dolgularıma başlıyorum. Bu sıradan sonra eksiltmelere başlayacağız ki çileğimizin şeklini oluşturalım. 1 zincir. İkinci yuvayı dolduruyorum. 1 zincir. Üçüncü yuvayı dolduruyorum. Bir zincir. Dördüncü yuvayı dolduruyorum. Bir zincir. Ve beşinci yuvayı dolduracağım. Burada zincir çekmeyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş tane ikili trabzanlarımla doldurduktan sonra buradaki yuvayı atlayarak diğerine geçeceğim. Böylece burada eksiltmelere başlamış oluyoruz. Araya zincir çekmiyorum ki şuradaki şu sıkılığı yakalayabileyim. Yeniden 5 tane yuvayı dolduruyorum. Araya bir zincir. 1, bu ikinci dolgu, araya bir zincir. Üçüncü dolgu, araya bir zincir. Dördüncü dolgu, araya bir zincir ve beşinci dolgumu da yapacağım. Zincir çekmiyorum. Bir tane boşluk bırakacağım. Diğerine geçeceğim. Burada her zaman yaptığım gibi şu zincirle trabzanın arasındaki boşluğa girip kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Bir üst sırada 6'şer tane olan dolgular bir alt sırada 5'e düştü. Şimdi tekrar 4'e düşüreceğiz. Bu şekilde 1'e kadar indireceğiz. Kaydırma tekniğiyle buraya geçmiştim fakat şu boşluğa girmem lazım. Onun için 2 trabzanın tepesine girip kaydırıyorum. Boşluğa girip kaydırıyorum ve 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi yeniden 1, 2, 3, 4 tane dolduracağım. Burayı boş bırakacağım. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 tane yapacağım. Yine burayı boş bırakacağım. Bir üst sıraya çıkacağım. Bu sefer üçlü, ikili ve birliye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tarif ettiğim şekilde yaparak tekli dolguya kadar geldim. Aradaki boşluğa girdim. 1, 2, 3 zincir çekerek dolgumu yapıyorum. 2 tane ikili trabzanlı. Zincir çekmiyorum. Örgümü yönünü çevirdim. Ve buradaki boşluğa giriyorum. Burayı da ikili trabzanla doldurdum.
tekrar geri döndüm. Zincirimle trabzanın arasındaki boşluğa girip kaydırma tekniğiyle son sıramı da yapmış oldum. Bunu bir daha yapacağım. Bu kenarı biraz zor yapıyorlarmış arkadaşlar. Onun için tekrar göstereceğim. İkili olan sırama kadar bu şekilde geldim. İlk önce altılıydı. 5'e düştü, 4'e düştü, 3'e düştü, 2'ye düştü. Şimdi de teklisini yapmak için buraya kadar kaydırdım. 3 zincirimi çektim. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Çileğimin yönünü çevirdim. Buradaki 2 tanenin arasına giriyorum hemen. 1 2 Her iki taraftan da son sıramı yapmış oldum. Tekrar çevirdim çileğimi. Şuradaki araya giriyorum. Ve kaydırarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum ve gizliyorum. Şöyle baktığımız zaman çileğimiz hazır. Bu ipi şu şekilde aradan girip çekerek gizliyoruz. Fazlalık kalırsa kesebilirsiniz ya da ipi bitirene kadar içeriden gizleyebilirsiniz. Çileğimiz hazır. 3 boyutlu güzel bir görünümü var. Dediğim gibi bunu anahtarlık yapabilirsiniz. Yılbaşı ağacına asabilirsiniz. Ya da kapı süsü yaparak çok güzel değerlendirebileceğiniz çok güzel bir çilek. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de gider. Evet arkadaşlar, bugün çilek yapmayı öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.